Evet dostlarım, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Yamo ve bugünkü konumuz koronavirüs nedeniyle okullarımızın tamamen uzaktan eğitime dönmüş olması. Yani bu dönemi biz uzaktan eğitim olarak tamamlayacağız. Şu an üzgünüm. Yani gerçekten üzgünüm çünkü ve nasıl anlatsam ki şimdi birinci ve dördüncü sınıflar eminim ki üzgündür. Çünkü birinci sınıflar daha yeni üniversite kazandılar ve aşırı mutlu, heyecanlılar vesaire. Ama virüs nedeniyle hem onların bir yılı tamamlanmamış olacak. Yani evlerinden tamamlanmış olacak. Biz de son sınıf olduğumuz için mezuniyetimiz olmayacak belki ya da hani bu süreç geçtikten sonra olacak ve hani nasıl desem ağız tadıyla bir son dönem geçiremedik. Evet, bu yüzden üzgünüm. Evet de sınıfınızdan hiçbir arkadaşınızı sevmek zorunda değilsiniz ya da onlar sizi sevmek zorunda değil. Ama şunu içtenlikle söyleyebilirim. Onlar da aynı sınıfta olup ders işlemekten aşırı mutluydum. Çünkü sınıf ortamında olmak gerçekten çok farklı bir şeymiş. O da arkadaşım Nazlı'yı tanıyanlarınız vardır. O bazı yani inkılap, edebiyat ve bilgisayar dersini internet üzerinden gördüğü için anlayamadığını ve zorlandığını söylemişti. Yani yüz yüze verirse daha iyi olabilirdi bizim için derdi. Ben de çok hani şey yapmazdım, hani bu da bir şey, hani mecbur öyle olması gerekiyor gibi düşünürdüm. Ama şu anda tüm derslerimizi bu şekilde işlemek zorundayız. Ve bugün arkadaşımla da tartıştık. Şey dedik, hani bir nebze haklı. Hadi siz neyse dedi, hani bir şekilde öğretmeniniz anlatıyor, siz dinliyorsunuz. Hani ya da hani okuma veriliyor. Ya da bir şey yüklüyorlar, onu okuyup işlerimizi hallediyoruz. Ama fen bilimlerinde okuyan öğrenciler, mühendislik veya işte tıp okuyan öğrenciler için durum kat kat daha zorlaştı. Çünkü onların uygulamalı dersleri vardı. Yani herkes adına aşırı derecede üzgünüm. Bu sürecin tabii ki ne zaman biteceğine dair hiç kesin bir şey yok. Çünkü katlanarak ilerlemeye devam ediyor ve daha sayısı artıyor. Ölüm sayısı da artıyor aynı şekilde. Yani bunlar baya böyle paralel gidiyor. Size saçma gelebilir. Belki de artık siz de kıymetini anlamışsınızdır. Ben okulu çok seviyordum. Cidden okulu çok seviyordum ve şu an daha çok sevdiğimi anladım. Okula gitmek gerçekten çok kıymetli bir şeymiş. Yani bunu zaten biliyordum. Daha iyi anladım. Bu süreçte tabii ki evde olmamız daha önemli ama keşke böyle olmasaydı. Üzgün oldum, belki anlıyorsunuzdur. Yani gerçekten keşke böyle olmasaydı. Şu an evimde ben gibi mesela zamanında bu bilgisayarı alamayabilirdim. Belki bu telefonu da alamayabilirdim. Şu an zor durumda olan arkadaşlarımız illaki vardır. Bu durumda onlar için de çözüm üretilmeye çalışıyor elbette. Ama gerçekten çok zor ve üzücü bir süreç. Yani sevdiklerimizi göremiyoruz. Yani dediğim gibi, bakın kimse kimseyi sevmek zorunda değildi. Ama şu anda yani sınıfta bile ders işleyemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu süreçte yapamadığınız şeyleri yapmaya çalışın. Yani mesela okul döneminde daha fazla koşturmam gerektiği için yabancı dile mesela ağırlık veremiyordum. Şu anda İngilizceye daha iyi bir şekilde başlamayı düşünüyorum. Çünkü hedefim olan okula girebilmek için İngilizce seviyemin çok yüksek olması gerekiyor. Bakın çok güzel şeyler oluyor ülkede aslında. Bunları da görmek lazım. İnsanlar film izliyor, kitap okuyorlar. Yani artık vakit bulamadıkları şeyleri insanlar yapmaya başladı ve aileleriyle daha çok vakit geçirmeye başladılar. Tabii ki bu ilerleyen süreçte psikolojik sorunları da beraberinde getirip kavgalara yol açabiliyor.
Ama bu süreçte lütfen birbirinize saygılı olmayı ve birbirinizi yıpratmamayı unutmayın. Derslerinize iyi çalışın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.